Bu dersimizde Oracle PLSQL komutlarından ve cümle yapılarından loop döngülerini inceleyeceğiz. Loop döngüleri aynı zamanda loop cümleleri de diyebiliriz bunlara. Bu döngüler temel olarak bir işlemi defalarca sayısı belli olan bir şekilde bizim tarafımızdan verilecek şekilde tekrarlamaya yarar. Örneğin ekrana 1'den 1000'e kadar ya da 1 milyona kadar yaz dediğimiz zaman bunu döngüler sayesinde yaparız. Bunun döngülerden loop döngüsü ise verdiğimiz bir işi diyelim buna, döngü işini biz durdurmadığımız sürece, biz döngüden çıkmadığımız sürece sonsuza kadar yapacak döngülerden bir tanesi. İçerisinde go to ya da exit ile çıkış yapabiliriz. Aksi halde dediğim gibi sonsuza kadar bu işlemleri yapmaya devam edecektir. Şimdi temel olarak sintaksı şu şekilde görelim. Loop ile başlıyor ve ilk olarak verdiğimiz işi gerçekleştiriyor. Daha sonra end loop ile döngüden çıkıyor. Döngü bitiyor. Normal döngü bloğu bitiyor diyelim buna. Şimdi set server output on ile başlıyoruz. Her zamanki gibi ekrana yazdırabilmek için. Daha sonra bu döngümüzü kullandığımız normal bloğumuz var. Declare begin end'den oluşan. Declare tanımlama kısmıydı. Ve burada bir değişken tanımlıyoruz. Num değişken adına sahip number veri tipinde ve varsayılan olarak bir değerine sahip bir değişken bu. Hemen begin içerisinde loop döngümüzü oluşturuyoruz. Loop end loop ile. Yazdıktan sonra içerisine dbms output putline diyoruz ve bu putline içerisine bu numaranın değerini yazacağız. Bu varsayılan değere sahip num değişkenin değerini yazacağız. O yüzden burada karakter birleştirme, yani string birleştirme işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu string değeriyle num değişkenini ve numara string değerini birleştirerek ekrana yazdırıyoruz. Burada ilk olarak tabii ki ne yazması gerekiyor? Bir varsayılan değerine sahip olduğu için ekrana 1 yazacak. Direkt döngüye girer girmez. Dikkat edin. Herhangi bir kıyaslama ya da biz işlem beklemedik ya da istemedik. Direkt bunu ekrana yazdırdık. Değişkenin değerini. Daha sonra bir alt satıra geçiyor. Ekrana yazdıktan sonra. Ve num değişkenini 1 artırarak tekrar num değişkenini atıyoruz. Gördüğünüz gibi num değişkeni artı 1 dedik. 1 artırdık yani. Oldu 2. Tekrar num değişkenini atadık ve hemen altında bir if sözcüğü kullandık. If neydi? Bir şeyle bir şeyi kıyaslama cümleciydi. Burada if dedik ve num değişkenin değeri 10'dan büyükse şu işlemi gerçekleştir dedik. Then ile bu işlemi gerçekleştirmek için alt satıra indik. Burada dbms output putline döngüden çıkış, yani şunu demek istedik burada. Burada işlemi gerçekleştir, yani döngü işini gerçekleştir. Her seferinde dön ve dönerken de num değişkenini bir artırarak dön. Her dönüşte. Ancak döngü içerisinde bir if cümlemiz var. Bu if cümlesinde diyoruz ki 10'dan büyük olduğu zaman döngüden çık. Gördüğünüz gibi if, yani eğer num değişkeni, burada artırdığımız num değişkeni 10'dan büyük ise buraya girecek ve ekrana döngüden çıkış yazarak daha sonra hemen onun altında exit diyerek bu döngüden çıkış yapacak. Şimdi çalıştıralım bunu. Üzerinde tekrar konuşalım daha sonra. Gördüğünüz gibi anonymous block completed dedi. İşlem başarıyla çalıştı sorgumuz. Daha sonra bu bir numara adında bir string yazdı. Bu nasıl oldu? Şimdi ilk olarak değişkenimizin değeri 1'di varsayılan olarak. Hemen döngüye girer girmez ekrana şunu yazdırdık. Bu 1, yani buradaki 1 ve numara stringini birleştirdi ve ekrana yazdı.
Daha sonra altına indi ve nam değişkenini 1 artırdı, 2 oldu. 2'yi tekrar nam değişkenine aktardı. Hemen alta indi. Nam değişkeni gene 2. Dikkat edin. Dedi ki if, eğer nam değişkenin değeri 10'dan büyük ise, büyüktür işareti, 10'dan büyük ise then kısmına giriş yap ve DBMS output put line ile döngüden çıkış yaz ekrana ve ondan sonra exit ile bu döngüden çık dedi. Ama bu nam değişkeni henüz 2 değerine sahip, yani 10'dan büyük değil. O yüzden buraya hiç girmedi. Yani döngüyü bitirecek bir hamle yapmadı. Direkt tekrar başa döndü. Bu kıyasa uymadığı için, kıyaslamaya uymadığı için tekrar bu işlemi gerçekleştirdi ve ekrana 2 yazdı. Bu 2 numara. Tekrar indi ve nam değişkeni 1 artırdı. Gene baktı buraya. 3 olmuştu nam değişkeni. 3 ondan büyük mü? Hayır, değil. Buraya gene girmedi. Eğer 3 ondan büyük bir rakam olsaydı buraya girecekti ve bitirecekti. Daha sonra tekrar çıktı. Bu şekilde her birini ekrana yazdırdık. Burada gördüğünüz gibi. Yazma işlemi bitti. En sonunda 10 oldu. Ve nam değişkeni 10'dan büyük mü? Hayır. Gene en sonunda 9 oldu. 10 oldu ve en son sorgudan sonra 1 artırdığı için baktı. Mesela burada şimdi nam değişkenin 10 olduğunu varsayalım. Buraya geliyor. 10'dan büyük mü? Hayır, büyük değil gene. 10, 10. Ondan büyük olamaz 10 rakamı. Bu sefer tekrar yukarı çıktı ve bu işlemi gerçekleştirdi. 10'u yazdı. Gördüğünüz gibi burada numara değişkenine 10 değeri olması gerekiyor. Buraya baktı. 10 rakamından büyük mü? Hayır. İkisi de 10. Bu sefer gene buraya girmedi. Yukarı çıktı. Ekrana bu sefer nam değişkenini 10 olarak yazdı. Ve bir alt satıra indi. Bu sefer 11 oldu. Nam değişkeni 1 arttı ve 11 oldu. Buraya geldi. Nam değişkeni 10'dan büyük mü? Evet. Bu sefer 11. O zaman ne gerekiyor? If şartlarına bakıyoruz. Hemen then kısmında output put line döngüden çıkış. Ve hemen altında bu döngüden çıkmayı sağlayan exit keyword'u kullanılmış. Yani 10'dan büyükse exit ile buradan çıkış yap. Ve gördüğümüz gibi 10'a kadar geliyor. En sonunda döngüden çıkış yazıyor. Kullanımı bu şekilde. Loop ve end loop sözcüklerinden oluşan bir döngü. İçerisinde ne yaptığınız tamamen mantık size ait. İçerisinde biz if kullandık ve bu şekilde bir sorgu gerçekleştirdik. Şimdi farklı bir kullanımı öğrenelim. Bunun için bir tablo oluşturacağız. Bu tabloya bir veri girişi yapacağız. İlk olarak tablomuza bakalım. Loop test, loop test adında bir tablo, create table dedik ve TID sütununa sahip integer bir veri tipine sahip olacak. Çalıştırdık. Başarıyla oluşturuldu. Şimdi sorgumuza gelelim. Sorgumuzda şu şekilde bir isteğimiz var. PLS integer veri tipine sahip bir i değişkenimiz var ve başlangıç değeri 1, yani varsayılan değeri. Hemen loop ve end loop yazıyoruz buraya. İçerisinde i değişkenine diyoruz ki i eşittir i artı 1. Yani burada i değişkeni 1'di varsayılan olarak başlangıçta. Daha sonra loop içerisinde diyoruz ki henüz döngü başlar başlamaz i'yi 1 artır, yani 2 yap ve i değişkenini ata. Şu an 2 oldu. Burası daha girer girmez hemen 1 artırdı. Daha sonra insert into loop test values i, yani loop test tablosunun TID sütununa, tek sütun olduğu için burada yazmaya gerek yok, TID sütununa bu değeri yaz. Hemen alta geçiyoruz. Bu yazdıktan sonra if i 99'dan büyükse, i 99'dan büyük mü? Hayır, şu an 2, henüz büyük değil. Büyükse then exit, yani çıkış yapacak eğer büyükse. Büyük olmadığı için burayı yok sayıyor ve tekrar yukarı çıkıyor. Bunu tekrar 1 artırıp i değişkenini atıyor. T
tekrar bu şekilde yapıyor. Hepsini yazıyor insert into ile. Loop test tablosuna giriş yapıyor bu değerleri 99'a kadar. En sonunda 99 olduğunda, 99'dan büyük olduğu zaman, yani buraya tekrar gelecek ve 100 olacak. Ondan sonra işlemi gerçekleştirecek ve bakacak. 99'dan büyükse çıkış yapacak. Çalıştıralım bunu. Bu arada şu şekilde bir bakalım. Tablomuza ilk önce kontrol edelim. Gördüğünüz gibi tablomuz boş. Şimdi sorgumuzu çalıştırıyoruz. Anonymous block completed dedi. Şimdi bakalım tekrar. Gördüğünüz gibi 2'den başlıyor. 2'den başlamasının sebebi neydi? Varsayılan değer 1'di. İlk verdiğimiz değer. Ama değişken tanımlandıktan sonra döngüye girer girmez hemen i'yi 1 artırıp i değişkenini yazıyorduk. Yani 2 oluyordu. En son kaydımıza bakalım. 100. Ne demiştik? 99'dan büyükse çıkış yap. Evet. Yani 100 olduğu zaman çıkış yapmış. Bu şekilde bizim istediğimiz şekilde loop döngüsüyle insert işlemi yapmış olduk.